Yaman. Bizim dans gecemiz daha özel olsun istedim. Benimle dans eder misin? Teşekkür ederim geldiğin için. Bana yeni bir şans verdiğin için. Bir şansımız olsun diye kapında ömür boyu beklemeye razıydım. No, no, no.
de. Efendim? Kayboldun bir anda. Aramayacaktım da dayanamadım, merak ettim. İyi misin? İyiyim. Yaman'la birlikteyim. Anladım. Dönecek misin buraya? Yok, dönmem artık. Peki, tamam. İyi eğlenceler o zaman size. Sonra görüşürüz. İstersen bizi kimseye açıklamayız. Bu ikimizin arasında kalır. Yani sen emin olana kadar. Benim için önemli olan sensin. Başkalarının bilip bilmemesi umurumda değil. Kimseden bir şey saklamamıza gerek yok. Ama senin şu Orkun'la sorununu çözmemiz lazım artık. Ben senin yüzünden acı çekerken o yanımdaydı. En zor günlerimde bir tek o vardı. Arkadaş olarak. Şimdi ona sırtımı çevirmek istemiyorum. Elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Orkun'la iyi geçinmeye çalışacağım. Yaptıklarını unutacağım. Bunu gerçekten sen mi söylüyorsun? Evet. Senin için yaparım. Senin için Orkun'a bile katlanırım. Yeter Tuğçe, tamam gitme şimdi. Ne oldu ya sana şimdi birdenbire? Rahat bırak ya beni. Allah Allah ya. Tuğçe gel, uğraşma sen o anormalle. Arkadaşlar Orkun sen çıkalım. Sakin ol şampiyon. Abi defolun gidin başıma. Evet. Hayırdır? Abi defolun gidin başıma. Yeter, hadi. Abi rahat bırakın beni. Hadi yeter. Çıkart bak çabuk çabuk. Hadi, hadi. Şşş, doldu lan. Abi. Oğlum rahat bırakın lan beni. Karışmayın bana. Gel bir de bana. Tamam abi. Gel buraya. Ya bırakın lan beni. Hadi. Hadi. Gitti, bırakın oğlum. Abi yeter, hadi. Saçma. Aa, yeter lan. Aa! Bırak! 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 Bır
Bugün yeterince büyük bir adım attık ama. Şu harekete bak ya. Şu hareketin kılaslığına bak ya. Harekete bak. Sen azı benim ağzıma bak, nasıl kapanmıyor şaşkınlık sen ya. Ağzını yerim seni. Aa! Aa! Ay! Ne oldu? Miray'la Yaman. Hani? Ay, inanmıyorum, barışmışlar mı? Evet. Sen biliyorsun, bana söylemedin mi? Evet. Artık insan içine çıkmanın vakti geldi galiba. Sana söyledim. Sen bilirsin. Söylemedin ya. Ne yapayım, benim de başka heyecanlarım vardı ya. Demek ki Orkun bu yüzden çıldırmış. Şşş. İyi geceler gençlik. Ay, Miray, barıştınız mı? Siz şimdi yeniden beraber misiniz? Evet, söyledik ya aslanım. Allah'ım, ay Allah'ım, ne güzel bir gece bu ya. Gece. Ay. Bu ne lan? Şey bu. Ne oldu, sen bir yeri mi kestin? Şey ya. Şarap döküldü üstüne. Yalan söyleme, kan bu. Mert. Şşş. Ya. Söylesene. Ya Orkun olay çıkardı. Hepinizden çok özür dilerim. Dev saçmaladım. Sıkıntı yok ya. Sen iyi misin? İyiyim. Ya çok sıkıldım. Aşırı çok sıkıldım. Uyuz uyuz müzikler falan. Bir anda geldiler. Orkun da durduğu gibi durmuyor tabii bir yandan da. Ya senin de geceni mahvettim. Seni telafi ederiz. Efendim, geçmiş olsun. Halit Hoca. Siz Orkun'un arabayla devam edin. Ben Orkun'u bize götüreceğim. Ben giderim. Abi, annem bu halde görmüşsün. Kalbine ince kırıldı. Bir de evde dert anlatmakla uğraşma. İyi, tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı? İyi akşamlar. Buyur, akşamlar. Annene bir şey söylemek yok ha. Hiç merak etme. Mira. Söyleme. Ne söyleme oğlum? Kesin duymuştur. Salla, salla. Alo Miracığım. Orkun'un yanındasın sen değil mi? Ha evet. İyi, iyi ama.
Ellerini sardılar şimdi. Doktor önemli bir kesik yok dedi zaten. Birkaç ufak dikişle. Geceyi sonlandırdık yani. Mira ben iyiyim. Merak etme. Çocukların dolduruşuna gelme. Kalabalıkta... Ellerim yanlışlıkla bardakların üstüne düştü. Olay budur. Geleyim mi? Konuşmak ister misin? Bizim çocukların evine gidip bezeceğim ben de. Büyütmeyelim durumu. Emin misin? Katiyetle. İyi tamam. Hadi öptüm o zaman. Görüşürüz sonra canım. Bay bay. Hadi. Eğer gitmek istiyorsan götüreyim. Gelme dedi şimdi. Sonra görürüm nasılsa. Ya şımarıklıktan başka bir şey değil. Sıcak çikolata isteyen. Bu saatte 1000 kalori. Asla olmaz. Hadi biz de kaçalım. Eda da geç kalmasın, eve bırakayım. Ya bardakları elinize alıp gidersiniz. Ne olacak? Ağzınızdaki orkunçtan silinmiş olur. Çok çok az ama. Şu kadar. Ya kızım ne romantik ya. Cinderella gibi baloda teklif etmiş. Ya sorma. Herkesin içinde şov yapar gibi. Ay Elif ya ne ruhsuz insansın. Murat hep böyle ama. Böyle büyük büyük yaşamayı sever. Kalabalığı görünce ya binanın çatısına çıkar ya da böyle. Ay yazık bu çocuğa, ne yapsa yaranamayacak sana. İkimize özel olması gereken bir andı. Ya şimdi ne gereği var? Ama neyse. Ay yok kızım, buldun bunuyorsun derler adama. Ya nankörlük etme. Sevinmedin mi hiç? Sevindim. Ya sevindim de. Ben sana söyleyeyim, senin aklın hala Yaman'da. Ya ne alakası var kızım ya? Çok alakası var. Sen fena halde tutuldun kızım Yaman'a. Kes be. Ben odadayım. Rezil olacağımızdan o kadar emindim ki. Yani sadece bir yerimize bir şey olmadan hayırlısıyla atlatalım diye dua ettim. Kırık çıkık olmadan. Aynen. Kardeşim nasıl şaşırttı ama seni? Hem de ne şaşırtmak, yani dev şok oldum. Yani tamam dans dersine falan gitti ama insan bir haftada kendini nasıl bu kadar geliştirebilir ya? Gece gündüz durmadan çalıştı çocuk. Tık, çalıştık. Partnerimle birlikte. Aa evet ya. Seni hiç dans pistinde göremedik. Benimki kişiye özel. Ya keşke siz de olsaydınız. Ya çılgınlar gibi alkışladılar. Efsane olduk resmen. Ya böyle Uzay Mert'i omuzlarına aldı falan. Çok eğleniyorduk. Tabii Orkun bütün büyüyü bozana kadar. Ya yaptı yine yapacağını Gargamel ya. Yine bir güzel gecenin daha içine etti. Bak gerçekten eğer aklın kaldıysa götüreyim seni. Konuşursun ben dönerim. Bence bu geceyi hiç zorlamayalım ya. Peki. Arkadaşlar, sessiz olmamıza gerek yok. Evde kimse yok. Ya babam da teyzem de evde yok. Suzi de zaten top patlasa, bomba patlasa duymaz. Ay yaşasın. Ya Mert o zaman bir müzik açayım da şu figürleri Mira da görsün. Ne olur ya, ne olur. Şimdi mi? Ya evet, evet. Hadi biz görmedik. O zaman hadi Yaman'la birlikte. Eşlik edeceksin bana hadi. Hayda hadi. Yok oğlum, yürü git. Tamam. Nazlan mı? Ya bıraksana. Hadi Nazlan. Hadi hadi. Gel canım. Ya bırak onu şimdi, sen göster. Ya, hadi beraber gel. Gitmek zorunda mısın gerçekten? Sabah birlikte kahvaltı ederdik. Çok isterdim ama çocuklardan önce evde olmak istiyorum. Neden? Bilmem. Yani öyle alıştık.
ben... Mert burada kalmanın da anlayışla karşılayamaz mı sence? Olabilir tabii de... Galiba ben kendimi böyle daha rahat hissedeceğim. Nedense kendimi suçlu hissediyorum. İçimde kağıt kesiği gibi bir şey var. Sürekli bana yoksa mutlu musun diye soruyor. Ya demek mutlusun. Şimdi böyle bir şey yaşayabilmemizin sebebi onun yokluğu. Mutlu olmaktan vicdan azabı duyuyorum. Mert'in yanındayken yok oluyor bu duygu. Kendin için bir şey yaşadığın zaman yine sızlıyor. Mert kendini güvende hissetsin istiyorum. Sen de kendini güvende hisset. Yanlış bir şey yapmıyoruz biz. Birbirimize iyi geliyoruz. Şahane bir şey bu. Eğlendik ama bu kadar yeter. Ama seni aramak isterim. Güzel gecenin tekrar olsun istemez misin? Bence zirvedeyken bırakalım. Şanımız yürüsün. Bak yazık ediyorsun bize. Çok hoş bir ikili olabilirdik. Ama. Birader. Ya. Uza. Al voltanı hadi. Ne işin var senin burada? Beni mi takip ediyorsun? Sorun var Sedef Hanım. Yok birader, biz tanışıyoruz. Evet, arkadaş tanıdık. Siz bana bir taksi çağırır mısınız? Hayırdır? Bir karın ağrının olduğu belliydi zaten. Anlat bakalım neymiş derdin. Taksi gelene kadar vaktin var. Burada ayaküstü olmaz. Kusura bakma, bu aralar sana biraz kızgın olduğumuzu hatırlatmama herhalde gerek yok. Zaten buna bile Yaman'ın bozulacağına eminim. Bu yaptığın büyük suç Sedef Hanım. Yaman nasıl onu öğrenirse bozulur. Ne diyorsun sen be? Yine şantajla montajla bize zarar veremezsin. Tamam mı? Sude'yi harcamana izin vermem. Delirdin mi sen? Neden bahsettiğini anlamıyorum bile. Dinle! Dinle. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı, tamam mı? Ne oldu? Ne diyorsun sen? Ben ne şantaj yapıyormuşum sana? Biraz sana. Yürü, çek elini be. Sana söylüyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorsan bile benden kork, tamam mı? Biraz sana. Thank you.
var. İnanır mısın ödedim. Rahat olun ödedim. Kartlar geldi mi? Evet Selim Bey. Epey oldu. Evet. Ben bir Yaman'a bakacağım. Senin canın mı sıkıntı? Yok. Gece güzel geçmiş belli. Çok. Hadi gözün aydın o zaman. Gözümüz aydın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sen bir şey diyeceğim diyordun. Önemli bir şey değil ya, stajyerlik içinde. Ya saat 1:54 geçiyor Sayın Seres. Ya iyice çıkarttınız ama ha. Deniz. İyice buldumcuk oldunuz çıktınız yahu. Git ya. Al bir buldumcuk daha. Ben de gidiyorum. Bak hadi gidiyorum. Sıra ne zaman bana gelecek diye bekliyordum prenses. Olaylar olaylar. Ya ayyum, ay çok mutluyum. Ay çok mutluyum. Yaşasın. Yaşasın. Harika. Mutlu olmana çok sevindim. Her zaman böyle mutlu ol. Yani ol. Ama bak gerçekten bu sefer müdahale etmek yok, tamam mı? Lütfen söz verin. Ya bu akşamki gibi müdahaleler sayılmaz ama, değil mi? Sen ben defalarca özür dilerim gibi. Yine beni utandıracak mısın? Hayır. Sadece artık hiç problem istemiyorum. Ay. Keşke tekrar bu gece en başına işlemişsem. Ay yok, beni bayar ya. Bir kere yeter işte. Sen gel bakayım şöyle zaten. Seni daha anlatacak, bırakma. Şimdi bana her şeyi en baştan anlatmanı istiyorum. Tadını çıkara çıkara en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum, tamam mı? Nasıl planladınız? Dur, o zaman şeyi önce söyle. Senin fikrin miydi yoksa onun fikri miydi? Geçelim. Ya çok uzun şimdi ya. Başka zaman anlatırım ben. Ya unuttum. Mira? Bu gece bence de burada bitmemeli. Bu sabah senin yanında uyanmak istiyorum. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Her şeye rağmen yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Bundan sonra sizin elinizde. Miray'a bundan sonra ilişkinize dair hiçbir şeye karışmayacağıma söz verdim. Benden yana kuşkunuz olmasın. Dersimi aldım. Artık Miray'dan da bir şey saklamak istemiyorum. Hastalığını bildiğimi de bir şekilde söyleyeceğim. Karar senin. En doğrusu. Yalnız Miray'ın seni yanlış anlamasına izin verme lütfen. Yani onunla bu yüzden barıştığınızı düşünmesin. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Tamam. Benim senden istediğim tek şey, kızım stresten uzak dursun, üzülmesin. Bu mutluluk bozulmasın diye bütün gece dans ettim. Ben de öyle. Günaydın. Ayakta mısınız? Ayaklanırız. Geçsene. Süpersin. Günaydın. Günaydın. Millet kalkın kalkın. Kahvaltı geldi. Tamam ben de. Orkun nerede? Burak ellerine pansuman yapıyordu. Sen rahatına bak. Gelirler şimdi. Ben geliyorum. Beyler Mira geldi, toparladın. Siparişleriniz tamam hanımlar. Sağ ol canım benim. Oo. O gamzelerini de markette mi kondurdular yüzüne? Unutmuştuk vallahi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Amin. Mira da kahvaltıya gelecek mi? Onun için de bir tabak koyayım mı? Onun başka bir yere gitmesi lazım. Selim abiler kalktı mı? Evet. Yaman koşalım mı? İstiyorsan koşalım tabii. Hadi beni yalnız bırakma. Hem de laflarız. Tamam, ayakkabıları bir değiştireyim. Tamam, yetiş bana. Sıkıntısı var gibi. Galiba. Dün gece hiç uyumadı. Sabaha kadar dolanıp durdu evde. Ne oldu, kahve de aldım da ya. Aldım içinde. Sen var ya, şahanesin ya. Bir tanesin. Hoş geldin. Ne haber canım? Duvar mı? Merhaba Yüreğim. Beyler hadi gelin biz şunları hazırlayalım. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Benimle konuştuktan sonra mı oldu? Yaman'ın yanında olduğumu öğrendikten sonra. Büyük yanlış yapıyorsun. Herif seni üzecek. Sen yine darmadağın olacaksın. Nasıl hissettiğini biliyorum. Ne düşünsen haklısın da ama... Ben bir şans daha vermeye karar verdim. Peki ne oldu da değişti?
Ne oldu birdenbire? Pişman oldu. Üstüne hiç konuşmadınız bile değil mi? Yaman özür diledi. İyi. De ne oldu? Ne değişti? Niye geri adım attı? Yani sana o geceyi yaşatan adama ne oldu birdenbire? O gece söyledikleri doğru değildi. Yani hırsına yenildi. Sonra o da ne kadar ayıp ettiğini fark etti ve çok üzüldü. Yaptıklarından dolayı çok acı çekti zaten. Mira. Söyle. Haklısın, tamam. Başka bir şey söyleyecektin. Boş ver. Sen affettiysen uzatmanın bir manası yok. Sen tamamsan ben de tamam. Yaman hatalarından ders çıkardı Orkun. Öyle diyorsa. Ayrıca iyi niyet göstergesi olarak sana karşı ılımlı davranmaya da söz verdi. Sen de bana söz verdirmeye mi geldin? Hayır, seni merak ettim. Ona yaklaşmakta senin kadar acele etmeyeceğim, merak etme. Olay da çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Eğer seni üzerse bu elleri onun kafasını da kırarım. Sen bize her sabah gelsene Mira. Gelirim. Duygularımızı oynar mı? Ciddi alırız ha. Bu arada Yaman'la barıştınız mı gerçekten? Kesin bilgi midir? Niye yalan söyleyeyim lan? Sarışın. Bak ya. Evet. Yeniden bir araya gelmeye karar verdik. İşte budur be. İşte budur. Oho! Ayın haberi. Bakayım senin boyun uzamış mı? Afiyet olsun beyler. Görüşürüz. Evet. Beni buraya sadece koşmak için çağırmadın değil mi? Bak eğer konu annemse ben halledeceğim. Yani hem kalacak yer hem iş bakıyoruz. Yani... Ya saçmalama, ben de ne diyor diyorum. Ya yok gerçekten. Bir hal çaresine bakacağız. Vallahi. O konuda en ufak bir şey yaparsam büyük olay çıkarırım. Üstelik Kenan'la durumlar böyleyken. Hayır, annen hiçbir yere gitmiyor, bizimle kalıyor. Ya aman, konumuz o değil zaten. Dağıtma beni. Mira mı? Kenan. Yani ne oldu, ne bitti, neden böyle düşünüyor bilmiyorum ama bana fena öfkeli. Benim onu şantaj yaptığımı düşünüyor. Ya bu herif benim elimde kalacak ya. Şşşt. Ben sana sinirlenesin, Kenan'la çatasın diye söylemedim bunu. Ya manyak mı bu herif ya? Sen onu ne diye şantaj yapacakmışsın? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. O yüzden önce geldim, seninle konuşmak istedim. Selim'e bile bahsetmedim. Hiçbir fikrim yok. Acaba dedim sen Sude'den uzak dursun diye. Bunu benimle korkutmuş olabilir misin? Hayır, yok öyle bir şey. Senin adının geçtiği hiçbir şey söylemedim, konuşmadım. Neden bahsediyor öyleyse? Öğrenirim. Öğrenirim. Bak sakın çıkma karşısına. Pişman etme beni söylediğime. Korkaklar kavga eder. Korkaklar yumruklarıyla konuşur. Yok yok, efendi gibi konuşacağım ben. Emin misin? Evet, Mira'ya da söz verdim zaten. Bundan sonra eski Yaman olmaya hiç niyetim yok. Artık bana da sözün var ona göre. Ne var? Neredesin? Konuşmamız lazım. İşim var, ne oldu? Çok önemli, yüz yüze konuşmamız lazım Kenan. İşim bitince ararım ben seni. Kenan, yüz yüze konuşmamız lazım. İşim bitince ararım dedim.
Nadir Bey yeni başlayan personelin kimlik bilgilerini ve geçmiş araştırmalarını istemiş. Evet. Sağ ol. Hadi pazarlar. Dur dur. Nadir Bey seni bekliyor. Geç. Ne var yine? Bana bak, beni sallama. Konuşmamız şart. Ben sana tamam demedim mi? Neredeysen söyle, yanına geleyim. Altın koydayım ben zaten. Buradaki işin çok uzun sürmez. Ararım. Sahilde falan buluşuruz. Ne işin var burada? Hadi arayacağım. Senin bu kardeşin ne kadar hırçın böyle? Ha, dediğim dedik. Safi poz, safi laf. Hiç senin gibi değil. Sen iş bitiricisin. Oysa işin havasında, işin gösterişinde. evrakları verdim. Bir diyeceğiniz mi vardı? Kenan, hoş geldin. Geçsene Kenan. Burada konuşalım. Kenan, yeni işinden memnun musun? Evet, eksik olmayın. Güzel. Biliyorsun ki bu daha senin için bir başlangıç. Eğer yüzümü kara çıkarmazsan bu işten çok karlı çıkarsın. Ben senin bana sadık, güvenilir, İş bitirici, hatta tabiri caizse Joker gibi biri olacağını düşünüyorum. Sana güvenim tam. Yani bu şerefe nasıl nail olduğumu bilmiyorum ama... Bak, ben bu kazandıklarımı kolayca kaybedecek kadar aptal değilim. Bu yüzden çevremde güvenilir insanlara ihtiyacım var. Ve sen benim için doğru bir yatırımsın. Bu yatırımın karşılığını ikimiz de fazlasıyla alacağız. Yani güzel söylüyorsunuz. Parayı ben de severim. Yani olsa daha çok seveceğim de, yani benim asıl derdim temiz kalmak. Hapishaneye geri dönmeye niyetim yok benim. O yüzden yatırımlar falanlar, bunlar benim için büyük laflar. Bak, benim yanımdayken parayı telaffuz etmekten çekinme. Eğer bana sadık bir adam olursan ödülün de çok büyük olur. Hayal bile edemeyeceğin bir hayat yaşarsın. Bu vaatler biraz fazla geldi bana açıkçası. Pembe hayallerin görünmeyen bir tarafı mutlaka uçurumdur. Evet. Sonuçta karar senin. Kimse kimseyi zorlayamaz, öyle değil mi? Yanlış anlamayın. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırım. Şüpheniz olmasın. Bu kadar şimdilik benim için yeterli. Teşekkür ederim. Aa! Kenan! Gidiyor musun? Ben de tam yanınıza geliyordum. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi pazarlar. Sen süslendin mi? Önce kovayla çıkıyorsun, sonra süsleniyorsun, he? Al götür şunu, gözüm görmesin. Hadi! Böyle salaklıklara tahammülüm yok. Thank you.
oldu? Koklaya koklaya mı buldum yine? Çevirdiğin dolaplar leş gibi kokuyor ama ben yine de güvenliği arayıp öğrendim nereye geldiğini. İşte bak burada efsane hareketimi yapıyorum işte. Bak 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 bak. Görüyorum tamam. Herkesin delicesini alkışladığını da görüyorsun değil mi onu? Altını yani vurgulamama gerek yok. Ay Mert ne hava attın ya. Yani bu kadar olur. Ya 40 yılda bir zafer kazanmışım. Yurt çapında şenliklerle kutlanacak tabii ne var? Omuzlarda taşımışsın işte daha ne istiyorsun? Kendisi istedi ama. Sen olsan hayatta yapmazdın ama. Hiç de bile. Hadi canım. Yani Uzay senin kadar güzel şarkı söylese sen sinirinden kudururdun. Bir de omzuna alacaksın. Uzay'a da aferin ama. Yani tam bir beyefendi gibi iddiasını sonucuna katlanmış. Bunu hiç duymamış olayım Sayın Seres. Doğru, efendilik etti. Ya anam ne kadar çok prim verdiniz bu evde ya şu uzay boşluğuna. Ben de seni arayacaktım. Evin şamatası girdi araya. Ha önemli değil. Ben aradım işte. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Birlikte bir şey yapmak ister misin diyecektim. Ne yapalım sen söyle. Gezmek için en son Altınkoy'dan ne zaman çıktın? Ama işe gidip gelmeleri bana gelmeleri saymıyorum. Sadece gezmek için Altınkoy'dan en son ne zaman çıktın? Bilmem çok uzun zaman oldu galiba. O zaman bugün o çok uzun zamanların acısını birlikte çıkaracağız. Şehre yeni gelmiş iki turist gibi İstanbul'u gezeceğiz. E güzelmiş. Hemen hazırlanır gelirim seni almaya. Yo yo bir yerde buluşalım. Tarihi Yarımada'da mesela. Olur tabii. Tamam. Benim de orada küçük bir işim var. Bir yere uğrayacağım onu da hallederim. Tamam anlaştık. Hemen hazırlanıyorum. Çıkarken arayacağım. Hayır yani anlamıyorum niye bu kadar kızıyorsun ki çocuk seni omzuna aldı büyüksün dedi daha ne yapsın? İddiayı kaybettiği için dedi. Allah aşkına Mert sen olsan hırsından kudurmuştun bütün gece surat asacaktın. Ya bak o ne güzel eğleniyor burada seni alkışladı. Ya alkışlanacak bir performans yaptık değil mi? Hak ettik yani. Evet ama o da büyüklük yaptı. Yenilgisini kabul etti diyorum işte. Tamam ya şunu kapatacağım. Aa ne güzel bakıyordun. Hayır sıkıldım. Selam millet. Merhaba. Yaman nerede? Gelir birazdan. Yine uçkuruda sahip çıkamadın değil mi? Bana bak doğru konuş. Ben o kadını seviyorum. Lan bırak. Evli baktı kadınla. O iş öyle değil lan. Lan Kenan yürü git bana masal anlatma. Ulan benden başka herkese inanıyorsun değil mi? İlişkiniz yok mu lan? Yok. Lan senin Sude Hanım'la bir dalgan olmasa Sedef'le ne alıp veremediğin olacak. Bak şu kadarını bil o kadın yanlış yapıyor. Tamam mı? Beni Sude'den uzak tutmak için belden aşağı vuruyor. Adilik yapıyor. Ne diyorsun be? Lan kadının dünyadan haberi yok. O da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Hadi lan yiyor seni işte. Oğlum ağzımı açtırmasın benim. Yaptıklarını söylersem sen de onun yüzüne bakmasın. O ne demek? Sude'ye şantaj yapıyor. Yani bir şeyler varmış işte elinde geçmişle ilgili. Bizimle alakalı. Ne varmış? Ne bileyim resim mesim bir şeyler varmış işte. Olmaz öyle şey. Sedef Hanım yapmaz. Ayrıca ortada bir ilişki yoksa neden böyle bir şey yapsın? Beni Sude'den uzak tutmak için. Sen de seviyorsan uzak dur o zaman. Safım benim. Hiç düşündün mü niye kimseye gitmedi de direkt geldi sana döküldü? He? Düşündün mü? Çünkü seni maşa olarak kullanıyor. Sen gel beni kurcala, olanı biteni öğren. Benim tepeme attır, ben olayı büyüteyim, cümle alem duysun. Hem beni aradan çıkarsın, hem Asım Sude'yi boşasın, Sude ortada kalsın. Lan element uydurma be. Lan. Ben göstereceğim o elementleri size. Yakında göstereceğim, gözünüze sokacağım. Eğer bu sefer de ortalığı karıştıracak bir şey yaparsan seni öldürürüm. Vay. Bak bu sinirle söylenmiş bir şey değil işte. Gözlerinde de söyledim. Yani Mira ile aranız bozulmasın diye beni öldüreceksin değil mi? Bunu da anlamış olduk. Artık kimsenin canını yakmana izin vermeyeceğim. Bunu böyle bil. Ben de sözlerini buraya kazıdım. Ölene kadar unutmayacağım. Sen de onu bil.
Ben de sağ kolum nerede diyorum. Emrinizdeyim efendim. Sen var ya bir tanesin sen bir tanesin. Bir tanesin. Yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. İşte bak anne geldi. Ne oluyor burada? Yaman Production'ı kutluyoruz. Ama eylemlerimiz devam edecek. Şişt, beklenti yüksek be. Çok geç artık. Orkun ne olmuş? Dünden sonra tövbe etmiş mi bari? Sen nereden biliyorsun ya? Biz de boş durmuyoruz yani. İstihbaratımız çalışıyor. Evi nasıl olmuş? İyi. Çocuklar ilgileniyor. Konuştunuz mu? Konuştuk. Hadi biz gidelim. Ama ben gelmeden konuşmayın. Ne olmuş? Niye cüz tutmuştun? Aslında elinden çok bizden konuştuk. Aramızdaki bir soğuk savaş bitecek artık umarım. Hah geldiler. Aa hoş geldiniz. Emaneti teslim edeyim. Kuru temizlemeden aldığımız gibi buraya geldik. Ya ne acelesi vardı ya. Olsun. Eyvallah. Ya hadi niye burada oturuyorsunuz? Soğuk. Evet gelsinize. Hadi gelin hadi. Hadi rahatsız etmeyin. Ya ne rahatsız? Hadi gelin lütfen. Orkun nasıl? Toparlanabildi mi? İyi, gayet iyi. Hocam ortamın kralmış. Mertlerin misafir köşkü. De, artık Yaman. Yaman? Aa, ne zaman çekildi bu? Sen Berlin'deyken. Sedef Kaya'nın gözünden. Çok güzel değil mi? Muhteşem. Sabahları gözünü açtığında ilk seninle uyanıyor. Dün gece herkes için iyi geçti galiba. Öyleydi gerçekten. Murat da Elif'e evlenme teklif etmiş. Aa! Şahane! Tebrik ederim. Aslında henüz cevap vermedi. Ya Murat. Yüzüğü kabul etmiş sonuçta. Hem de boynuna değil parmağına takmış. Bir evet dediğini duysaydım. Kendini hazır hissettiğini de söyler. Aceleyi getirmemek lazım. Evet. Tamam ısrar baskı yok. Hayır ona evet demedim. Cevabım evet. Aa. Nasıl yani? Elif sen ciddi misin? Tabii ki. O zaman bunu birer sahile biçip kutlayalım ha. Ben her şeye varım şu an. Biz gidelim ya pazar programları vardır. Aslında evet çocuklar bowling'e gideceklerdi. Benden haber bekliyorlardı ama. Aa evet siz de gelsenize. Orkun da gelecek yalnız. Benim için problem yok. Uzay da gelsin. Herkes gelecek zaten canım. Siz de gelin hadi. Kapışırız. Elif isterse bana uyar. Evet tamam o zaman gidelim. Saleplerinizi içmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Oh. Ya ne güzelsin, vallahi aklımı mı okudun ya? Aa. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Acil. Alo. Sana beni arama demedim mi? Ya azar kaymadan önce bir dinle. Önemli olmasa aramam. Ne oldu? Bize şantaj yapan Sedef değil. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Bizimle başkası uğraşıyor. Sedef değil. Ne demek başka biri? Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Yoksa Sedef'le mi konuştun?
Bu işin peşini bırakacağımı mı düşündün? Allah kahretsin. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Şimdi herkesin öğrenmesi an meselesi. Merak etme. Görüntülerden bahsetme. Ağzını yokladım sadece. Benden haberse sakın bir şey yapma. Kimseyle konuşma. Konuşma mı? Hayatım. Alo. Alo. Sude, sana sesleniyorum. Duymadın mı? Dağılmışım. Seref aradı. Buraya uğrayacakmış. Ha, öyle mi? Hemen toparlanırım. Belli ki yine Nadir meselesini deşmeye çalışacak. Sinirlerim açık vermeyelim. Tamam mı? Kendine hakim. Tamam. Sen merak etme. Ay. Pardon. Ben. Pardon. Sen Deniz'e mi? Evet. Fazla açılma, boğulursun. Hiç yakışmadı ya. Senin keyfin mi yok bu aralar? Yok, iyiyim. Emin misin? Doğru dürüst bir oturup konuşamadık son günlerde. Konuşuruz. Buralardayız nasılsa. Tamam. Bir fırsatını yaratalım. Size iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi. Ay Nevin teyzeciğim, ellerinize sağlık ya. Nasıl güzel geldi bu bize. Evet, gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz isteyin, ben her zaman yaparım. Oo, iştimaya mı çıktınız? Baba gel gel. Salih var, nefis. Nevin teyze elleriyle yapmış. Şimdi acelem var. Çıkmam lazım ama dönünce mutlaka tadına bakarım. Tabii. Nasılsınız çocuklar? Teşekkürler. Murat, Elif zaten tanıyorsun. Tabii tabii. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Ne yapıyor sizin ufaklık? Ay canım benim ya, ne yapsın, büyüyor işte. Ama Gamze'yi bayağı yoruyor bu aralar. Bakıcısız hayat ne kadar zormuş ya. Kadının beli koptu resmen. Bebekler öyledir. Siz de öyleydiniz. Az çektirmedi bu spa bana zamanında. Yani her iş anneye kalıyor sonunda demek istiyorum. Yani ne olursa olsun bebek hep annesini istiyor. Yani bakıcı olsun olmasın demek istiyorum. Yani annelik çok zor iş. Gerçekten çok kutsal bir şey. Gelerek tüm vaktinde maaş yaparsın. Bu kadar can kolay dikilmez. Eylül'cüğüm, ben Gamze Hanım'a da söyledim. İhtiyacınız olduğu zaman ben her zaman seve seve yardıma gelirim. Tamam mı kızım? Sen dert etme. Çok teşekkür ederiz Nevin teyze. Hadi üşüme, daha fazla girsin içeri. Tamam, hadi. Hadi, hoşça kalın. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Afiyet olsun. Miray'a laf yok, oyun onun sayesinde devam ediyor. Aynen öyle. Benim karavanalarım olmasa siz çoktan havlu atmıştınız. Mira başarılı bir erkeğin sarıldığı kız. Bu her şeyden önemli. Ay, bu bir tek senin için önemli bence. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yüksek dozda aşk haksız rekabete giriyor. Nazar değmesin. Yemiyorsunlar mı yavrum? Saçmalama. Dün bizim miladımızdı. Artık her şey bambaşka olacak. Farkındayım. Babamla aran iyi. Ben artık senin tarafındayım. Etrafındaki herkesin gönüllerini fethetmeyi beceriyorsun.
Al abi, bu da mı aşktan? Bu da aşktan kaybetmekten. Harbi ya. Asım Bey'le annem hariç. Benim de şansımı daha fazla zorlamaya niyetim yok. Ne kadar koştursam da her şeye yetişemiyorum. Bir taraf düzelirken bir taraf bozuluyor değil mi? Şimdi Kenan'la aran kötü. Sahi, Sedef'ten ne istiyormuş? O niye gelmiş o gün? Bu çok eski mevzular. Bayanlar, baylar ve huzurlarınızda Mr. and Mr. Stray. İşte oyun şimdi başlıyor. Aa, yok artık. Geçmiş olsun. Artık barış zamanı mı? Şaka yaptım. İyiyim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Mutluluklar dileyelim. Güzellikler dileyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Aranızda gizli saklı hiçbir şey olmasın. Birbirinizi üzecek bir şey yapmayın. Bakalım Yaman'la dost hayatımız nasıl gidecek? Bir de bunu deneyelim. Çok kalmayacağım. Pazar gününüzü rezil etme niyetim yok. Sizi görmeye geldim. Bizi görmeye Selim'le beraber gelirsiniz sanıyordum. Selim'in işi var. Vallahi sizi merak ettiğim için geldim. Başka bir niyetim yok. Ne içersin? Espresso alırım. Yelda, bakar mısın? Ama illa da iş konuşalım dersen de hayır demem. Şimdi konuşmaya başladın. İkinize de ayrı ayrı sormak istediğim bir sürü soru var kafamda. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Koydan çıkınca sudan çıkmış balığa döndün değil mi? Gerçekten de arabadan inip buralarda yürümeyeli çok uzun zaman olmuş. Zaten bu şehrin tadını en güzel turistlerle kediler çıkarıyor. Doğru. Nedir planımız bakalım? Bu benim için gerçekten turist gezdirmek gibi olacak desene. Evet, bir süredir uzak kaldım buralardan ama benim bütün okul hayatım buralarda geçti, hatırlatayım. Ya öyle mi? Sen beni gezdir o zaman. Gel şimdi biraz farklı görünüyorsun. Bence benim rotamı izleyelim, pişman olmayacaksın. Ben daha az dolaşmadım buralarda. Bu tarafta. Pardon. Görüntü var, ses yok. Oyunun sonunda göreceksin sen sesi soluyor. Hadi aşkım, hadi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ay. Bilmem anlatabiliyor muyum? Öpmeye çok terliyim. Arkadaşlar. Şansla tabelada bizim yanımızda. Bak şimdi iyi bak. Dans gecesinin intikamı burada mı alacak? Az sonra.
hoşlanmam. Aksine uzlaşıcıyımdır, paylaşımcıyımdır. Ya ben tam takım adamıyım ya. Sivir'e de yaz bunu. Uzay hariç. Ya ben seni bir türlü niye inandıramıyorum ya? Var mısın? Çizgi romanımın yeni sayısında birlikte çalışalım. Var mısın? Varım. Vallahi mı? Evet. Ay sevgilim ya. Hadi oyunumuza devam edebilir miyiz lütfen? Bir dakika. Yalnız bu maç sayısı. Lütfen aceleye gelmesin. Sen mi atacaksın? Üktün mü? Belin sakat. Şartlar eşit değil. Sen konuşma da elindekini at hadi. İsteyelim artık. Aylar sonra ilk defa birlikteyiz. Bütün zamanımızı burada geçirmeyin. Hadi iyi eğlenceler size. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Bu herifin maskesini düşürmek farz oldu. Efendim? Yok bir şey. Sen ne istersen. Her şeyi. Dün geceden öncesini hiç düşünmeden seninle her an tekrar yaşamak istiyorum. Yaşayacağız. Aramıza giren bütün zamanları unutacağım. Sana yeniden en yakın kişi olacağım. Öylesin zaten. Günden bahsetmiyorum. Bir ömür boyu her koşulda aklına gelen ilk kişi olmak istiyorum. Başın sıkıştığında ilk beni ara. En çözümsüz derdini bile bana aç. Sadece kalbini değil, iyisiyle kötüsüyle bütün hayatın hayatımı karışsın istiyorum İrem. İkimiz için de kolay değil biliyorum. Ama öyle bir zaman gelecek, gözlerimize baktığımızda sadece içimizi göreceğiz. Gün gelecek, aramızda en ufak sır bile olmayacak. Nedenini düşünmeden, birbirimizi yargılamadan her şeyi oturup konuşabileceğiz. Başarabilir miyiz sence? Aklındaki soru işaretlerini, kalbimdeki amaları sileceğim. Zaman içinde bütün engelleri aşacağız. Önümüzde çok uzun bir gelecek var. Sabırla bekleyeceğim. Hayret, sen ilk defa gelecekten bahsediyorsun. Sensiz bir gelecek istemiyorum çünkü. Kavuşmasının şerefine elimden kahve içmek isteyen. Mutfağın yerini bulabilecek misin? Evin sahibesi pusula olursa. Peki kahveyi tek başına yapabileceğin deneme misin? Göreceğiz.
bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Seninle konuştu değil mi? Yemin ederim onunla bir ilişkim yok. Bir isim vermediniz yani. Saçmalama. Onunla bağımı Asım'la evlenmeden önce koparıp attım. O dayak olayına kadar da görmemiştim zaten. Sonra hesap sormak için şirkete geldi bir gün. Garajda konuşurken siz gördünüz hatta. Sonra arkası kesilmedi. Her yerde karşıma çıkmaya başladı. Hırs yaptı. Yeniden başlamak istedi. Reddettim, kabul etmedi. Asım'ın hapiste oluşundan cesaret buldu. Daha çok üstüme geldi, çirkinleşti. Korktum. Şantaj olayına gelirsek? Geri püskürtemeyeceğimi anlayınca onu seninle korkuttum. Bana oynama. Biri size şantaj mı yapıyor? Hayır. Ama öyle biliyor. Geçmişe ait resimler aldığımı, tehdit edildiğimi sanıyor. Senin beni Asım'ın hayatından çıkarmak için bu durumu kullandığını söyledim. Özür dilerim. Gözünü karartıp karşına çıkacağı aklıma gelmedi. En mantıklı çözüm gibi gelmişti. İsmimi bir daha küçük oyunlarına karıştırma. Teşekkür ederim. Sen burada kal. Kızı yalnız bırakma. Tamam abi. Yardım et. Lütfen. Yemin ederim kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yeter ki bitsin bu işkence. Gerçekten dayanamayacağım daha fazla. Kendin kaşınıyorsun. Hiç ağlama. Ben bu korkuyla yaşayamayacağım artık. Ne yapayım? Sen söyle onu yapayım. O beni öldürmeden ben kendimi öldüreceğim. Gerçekten. Sadece söz dinle. Lütfen, ne olur. Ne olur bana yardım et, ne olur. Bir şey istersen kapıyı çal. Yalvarırım, yardım et bana. Ya biri bana yardım et. Bu adam da iyice içimize sızdı.
Önce altın koy, şimdi şirket. Virüs gibi sinsice yayılıyor. Pek sinsi oldu da söylenemez, baksana. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor ortalıkta. Davanı kaybedilmiş de kötü olmuş ya. Leyla'nın şahitlik yapamamış falan. Ben de bu işin peşini bırakacağım artık. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Nasıl yani? Nadir Baktır olundan şüphelenmiyor musun artık? E baksana. Kenan onun yanında işe girdi. Leyla onunla evlendi. Asım Bey onu şirkete ortak etti. Herkesin güvenini kazanıyor yavaş yavaş. İyi de yasa dışı işler yapıyor demiştiniz. Öyle güven kazanılmaz ki. Ya öyleydi de işte. İşte Selim abinin açtığı davadan da hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir kanıt da elde edilemedi. Ya artık bu işin peşini bırakmak en doğrusu. Devam etmek, ısrar etmek saçmalık olur. Yalan kopar. Sen gerçekten çok değişmişsin. Allah Allah. Nasıl oluyor bu değişiklikler? Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok. Ben gayet memnunum. Bayıldım hatta. Benim şarkımı çal. Çalayım. Ya öyle değil, gitarla. Eve gidelim diyorsun yani. Sonuçta bizim takım gönüllülerin şampiyonu oldu. Beni bundan sonrası ilgilendirmez. Hadi canım, yenildiniz işte. Aa, ama biz iki kişi eksik oynadık. Hemen ağlaşmalar başladı. Ne ağlaması ya? Miray sayma zaten, bir de kaçtı gitti. Ya neyse canım, sonuçta sevgi kazandı. Aşk kazandı. Efendim Nadir Bey. Orkun, ne zamandır görüşmüyoruz. Artık bir konuşmanın vakti gelmedi mi? Peki, görüşelim. Şarkı her çaldığımda ağlayacak mısın böyle? Ama çok güzel. Çünkü senin... Teşekkür ederim. Ya ama yapma böyle. Ağlama. Ben bu şarkıyı yazarken ne kadar mutluydum. Dinleyeceğin anı heyecanla bekliyordum. Şimdi böyle üzgün olduğunu görünce pişman oluyorum. Üzmüyorum ki. Aksine... ettin ki sadece bu şarkının içindeki hüzün canımı acıtıyor. Hepsi geçti artık. Bu şarkı sana sadece tekrar el ele birlikte olduğumuzu hatırlatsın. Tamam mı? Peki ne değişti ama? Bana niye geri döndün? Yani o gün nikaha gelmediğim için çok öfkeliydin. Neden beni affettin? Hiçbir şey değişmemişti ki. Zaten sen benim için hep aynıydın. Miray'dın. Sadece o gece ben kendimde değildim. Akıl tutulması mı dersin bilmiyorum. Gözüm öfkeden kör olmuştu. Gözlerimde gördüklerini söylüyorsun her seferinde. Ama lütfen ne olur o bakışı unut.
ben o adam değilim. Ben senin sevdiğin Yaman. Şimdi burada. Karşında. Yanlış zaman yanlış insan oldu. Hadi kış güneşim. Hadi canım. Hadi canım. Hadi piştikçe getiririz biz. Piştikçe. Tamam. Geldik. Ay size de kestanenize de. Pür çıkmadan bitirebiliriz mi oyunu? Ya adamların hepsi sek hırs pür. Ne olur. Arkasında duran, boş konuşmayan biri olduğunu sanıyordum. Ama hiç de öyle değilmişsin. Hemen pes ettin. Mücadeleden korktun. Sonunda da kızı yine o serseriye kaptırdın. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim. Para sende, güç sende. O kıtıp yozdan daha avantajlı durumdasın. Mira'yı önceden tanıyorsun. Üstelik o herif senin babanın ölümüne neden oldu. Yine de cezasını bulmadı. Üzerine de ödüllendirdin adamı. Kendi kadınını, Mira'yı ona geri verdin. Sakın benim Yaman'a olan nefretimi sınamaya kalkma! Bir daha da Mira'nın adını ağzına alma! Duydun mu beni? Duydun mu? Tamam. Tamam. İstediğin gibi olsun. Tamam. Bir daha. Ondan da... Yaman'dan da bahsetmek yok. Tamam. Onların mutluluklarını uzaktan izleriz. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Benden bu kadar. Daha bu köpeğin eğitilmeye ihtiyacı var. Siz devam edin. Beyliniz kanıyor. Pansuman yaptırın. İstemez. Hepiniz birbirinizden betersiniz. Sürük gibi hayatıma yapıştınız, ikine ettiniz. Pislikler. Aç 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 şimdi aç. Aa, bu kadarı bana yeter. Bundan sonrası artık kalçalarıma yarar, mideme değil. Sedef! Teyzem, dedem de sizin evde görüşmeye gidecekti ama anlaşılan pek çarşı geçmemiş. Annem. Annem. Akşam ailecek yemek yiyelim mi diye soruyor. Ay vallahi benim hiçbir şey yiyecek halim yok şu an ya. Ya ben de gitmek istemiyorum aslında.
hayır derseniz ayıp olur Asmine'ye. Allah Allah ya. Bu yamanın içine sevgi böceği falan mı kaçtı? Böyle herkese ne kadar ılımlı. Yeni sürüm de güncellendi. Hatalarını düzeltti. Ya da Selim Serez'in sihirli elleri dokundu. Doğru söyle. O mu tembih etti sana? Hayır, kesinlikle. Bir yere uğrayıp çıkacağım. 5 dakika bile sürmez. Acelemiz yok. Keyfim yerinde. Sayende nasıl güzel bir gün oldu. Benimle her gün güzel ama senin haberin yok. Şükür dükkan kapanmadan gelebildin. Gecikirim demiştim. Zaten vaktinde gelseydin şaşardım. Tanıştırayım. Babam Oktay Yekeli, Selim Serez. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kusura bakma, babama uğrayacağım deseydim korkardın. Nerede benim emanet? Kızım, ateş almaya mı geldin? Bekle biraz. Çok kalamayacağım. Zaten kalacağım desen şaşardım. Şöyle oturun diyeceğim ama etrafta biraz tozlu, kusura bakmayın. Estağfurullah. Çay içer misiniz? Çay söyleyeyim size. Evet. Ne bu? Bunları mı verecektin? Evet. Sen arıyormuşsun ya. Bakabilir miyim? Adını bile ilk kez duyuyorum. Tesadüf olamaz. Biri bu mektubu görmemizi istemiş. Bu kadar basit. Belki de bu delili kendisi teslim etmekten korkmuştur. Delil, cinayetle direkt bir bağlantısı olduğunu gösterir. Korkması doğal. Polise de kimliği belirsiz bir şekilde veremez miydi? Ya niye beni seçti? Bunu bir sürü haberciye gönderebilirdi. Bir de işin içine babam kattığını düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sana zarar vermek için değil. Bu olayla ilgilendiğini bildiği için yolladı. Bundan eminim. Bu kadın ya da adam, her kimse, sizin cinayet mahallini herkesten çok iyi bildiğinizi biliyor. Nerede bu? Sesi soluğu çıkmıyor. Bakarım şimdi. Bırak kalsın. Yüz verme. Anlasın. Neydi o öyle? Evin hanımı gibi giyinip süslenmiş. Bir de üstelik misafir kabul ediyor. Yerini bilsin. Bugün dersini almıştır abi. Merak etme sen. Hayır, ben de onu akıllı bir kız zannettim. Uslu duracağından emindim.
Bir ara annesini de getirmek lazım buraya. Hani nikahta söz verdin. Kadın işkillenmesin sonra. Aslında bu ikisinden de kurtulmak lazım. Artık annesiyle birlikte tatile mi çıkar? Araba mı yoldan çıkar? Ağanın eli tutulmaz. Zamanı gel diyorsun. Sen de. Emin olur abi. Üzerinde parmak izi olduğuna kesinlikle eminim. Katilin parmak izi mi? Bunu polise götürmemiz lazım. Yoksa halde deli saklamış oluruz. Ya izler babama aitse? Üç ay içe dönük, izole bir hayat yaşadım. Orkun hep yanındaydı ama. Arkadaş olarak. Peki sen? Selim abi taburcu olana kadar hastanedeydik. Sonra deniz üstünde. Karaya ayak basınca? Çok zaman geçirmedik. Yapma Yaman. Şimdi ikimiz de senin masum bir tatil yapmadığını biliyoruz. Merak ettiğim kaç level atladın? Yapma prenses. Ya itiraf et işte, ne var? Ya bu saçmalıklar bizi bir yere götürmez. Ancak aramızda hır çıkarır. O yüzden konuşmayalım lütfen. İyice dağıttın değil mi? Sen yokken çok umutsuzdum, çok mutsuzdum. Gerisini hatırlamıyorum. Dağıttın yani. Sensiz kayıptım. Sonra sen buldun beni, ait olduğum yere tekrar götürdün. Kalbine. Ve artık oradan asla ayrılmayacağım. En sıkıcı altın koy organizasyonlarında bile. İltifat süsü verilmiş mesaj denir buna. Yılbaşında planın var mı? Bir yerlere gitmeyi düşünüyorlar. Ama ben daha karar vermedim. Sana bağlı. Benim de bir planım yok. Ama yılbaşını küs girmeyeceğimizi, birlikte geçireceğimizi biliyorum. Efendim? Neredesin? Ne oldu? Ya neredesin? Çabuk dedemlerin oraya gel. Mire yanında mı? Evet. Ne oldu? Söylesene. Ya telefonda söylenecek bir şey değil. Hadi çabuk köşke gel, tamam mı? Hadi çok acil. Hadi. Ne diyorsun? Efendim Selim Bey ile Sedef Hanım geldiler. Asım Bey de yanlarına indi. Asım.
çalışmaya gidecektim. Saat 9 olmuş. 1000 tane işim var. Başım çatlıyor. Ne içirdin bana dün gece? Nerede bu ağrı kesici? Ha? Ya bu Leyla, çöpün bile yeri değişmeyecek demedim mi ben sana? Ya Leyla, niye kapıya bakmıyorsunuz? Ya. Polis. Evet. Nadir Bakçıoğlu. Evet benim. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Emniyete gelince öğrenirsiniz. Bir üstümü değiştirseydim. Hemen gitmemiz gerekiyor. Buyurun. Bir saniye. Buyurun. Abi nereye? Avukatları arayın hemen. Tahmin etmeliydim. Yine hangi saçma neden yüzünden bu eziyete katlanıyorum acaba? Sana tazminat davası açacağım. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın çekirge. Her iftiranın bir bedeli olur. Unutma bunu. Elindeki kanın bedelini ödeyeceksin. Yürü. Ya bir dakika ya. Neyle suçluyorsunuz beni? Bu sefer başın büyük belada Nadir Bakçıoğlu. Sinan Emiroğlu'nun yazdığı kayıp mektuplardan biri bulunmuş. Üstünde de Nadir Bakçıoğlu'nun parmak izi varmış. Ben ihaneti affetmem. Benim düşüşüm kimsenin kurtuluşu değildir. Hı? Yanlışı unutmam. Bana dokunan çöle döner. Konuşma, bin arabaya. Bana bir çektirene bin çektirin. Sabrım intikamım biler. Korkma. Her şey yolunda. Benim inime girenin ömrü benimkinden kısa olur. Öyle değil mi Cengiz? Ha? Herkes öğrenecek bunu. Bin. Herkes öğrenecek. Arabaya. Herkes.